Bu son söylenenlerin tamamı yalan. Bizim arkadaşlarımız hakkında, 3 tane belediye başkanımız hakkında örgüte yardım ve yataklık ettikleri, belediye olanaklarını örgüte aktardıklarına dair tek bir tane suçlama yok. Bu hem yalan hem de büyük bir iftira. Bunu kanıtlamak zorundasınız. Yoksa size müfteri diyeceğiz. İkincisi, haklarında soruşturma var diyorsunuz. Evet, ben size bunu anlattım zaten. Haklarındaki soruşturmaların tamamı 31 Mart tarihinden öncesine ait. Dolayısıyla yeni bir soruşturma başlatılmış değil ve bu soruşturmalar belediye başkanlığı adayı olmanın önünde engel değil. Kim belediyenin paralarını peşkeş çekiyor biliyor musunuz? Bu belediyenin paralarını peşkeş çekenler sizin kayyum olarak görevlendirdiğiniz kişilerdi. Bunu herkes biliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirdiğiniz kayyum ne yapmıştı Diyarbakır'a? Koca saray yavrusu bir oda yapmış değil mi? Fayanslarla, altın varaklarla süslü banyolar, bilmem hamamlar, şunlar bunlar yapmış. Nereye? Belediye başkanının odasına. İşte hırsızlık varsa budur. Her zaman bunu söylüyoruz. Ahmet Türk anlattı belediyenin paralarını nasıl peşkeş çektiğinizi. 16 tane masası olan 64 kişinin kalabileceği bir lokantaya kayyum olarak görevlendirdiğiniz kişi bir günde 4000 kişilik yemek faturası kesmiş. 4000 kişilik. Gelen her bakanınız için Mardin'e 50 bin liralık, 60 bin liralık, 100 bin liralık, 150 bin liralık araç kiralamış. Yemekler vermiş, bütün masraflarını karşılamış. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere gelen herkese aynı gümüşçüden hediyeler almış. 30 bin liralık, 50 bin liralık, 130 bin liralık. İşte hırsızlık yapan birisi var. O da sizin kayyum olarak görevlendirdiğiniz kişiler.